Bu alıştırmamızda montajların sunumuna bakacağız. Montajların sunumuyla kastettiğimiz montajların parlatılmış görünüşlerin elde edilmesidir. Sunum dosyaları uzantısı IPN olan dosyalardır. Öncelikle yeni bir sunum dosyası oluşturacağımızı söylüyoruz. Biraz sunum dosyalarının yapısına bakalım. Sunum dosyalarındaki içerik menü yapısı da buna göre değişmiştir. Presentation bölümü sunum dosyasının tanımlanması için kullanılır. Tools, View gibi diğer standart içerik menüler burada da yer alır. Presentation içerik menüsünün altındaki Create View komutuyla sunum dosyalarının hazırlanmasına başlayabilirsiniz. Öncelikle sizden sunumunu yapmak istediğiniz montaj dosyasının seçimi istenir. Bunun için montajların sunumu isimli klasörün altında bulunan dosyamı seçiyorum. Explosion metot bölümü patlatmanın nasıl olacağını tanımladığınız bölümdür. Manuelde herhangi bir patlatma uygulanmaz. Montaj dosyası monteli bir şekilde gelir ve patlatmayı burada yaparsınız. Otomatikte ise bir mesafe tanımlarsınız ve bu mesafeye göre patlatma otomatik olarak gerçekleşir. Create Trail ise patlatılmış parçalar arasındaki eksenlerin otomatik olarak çizimini sağlar. Burada yalnız önemli olan otomatik patlatmada montajlama özelliklerinize göre patlatmanın uygulanmasıdır. Dolayısıyla montajlama özellikleriniz bazen istediğiniz otomatik patlamayı sağlamayabilir. Önerimiz basit parçalarda otomatik patlamayı kullanmanız ama bunun dışında temelde manueli seçmenizdir. Buradaki örnekte biz otomatik patlatmayı hızlıca gösterelim. Okey dediğim an seçtiğim model girdiğim özelliklerle patlatılmış oldu. Elbette otomatik patlatmayı yaptıktan sonra da patlamaları düzenleyebilirsiniz. Browser penceremizin yapısının da buna göre değiştiğini göreceksiniz. Browser penceresinde bu sefer patlatılmış görünüşler ve patlatma işlemleri yer alır. Parçalara bakarsanız eğer, örneğin buradaki parçanın 25 mm ile patlatıldığını göreceksiniz. Bunu işaretlediğim an altta patlama miktarını değiştirebileceğim kutucuk görülür. Bu kutucuğa eksi 25 mm değerini giriyorum. Eksi 25 ile patlatıldığı için yeri buna göre değişmiş oldu. Diğer parçaların patlatılmasını sağlamak için Tweak Components komutu kullanılır. Komuta girdiğinizde öncelikle bir yön seçmeniz istenir. Bu yön parça üzerindeki yüzeylerin işaretlenmesiyle tanımlanabilir. Yönümüzü tanımladık. Daha sonra patlatılacak olan bileşenler işaretlenir. Patlatılacak bileşenim bu. Bu bölüm ise patlatma yöntemini tanımlar. Şu anda Z ekseni aktiftir. Yani patlama Z ekseni yönünde gerçekleşecektir. İsterseniz buradaki sembolün eksenlerine göre eksen belirtip patlamayı farklı bir eksen boyunca yapabilirsiniz. İsterseniz de bir döndürme işlemi yapabilirsiniz. Döndürme işlemi için buradaki seçeneğin seçilmesi lazım. Patlama miktarını buradaki kutucuğa bir değer girerek de yapabilirsiniz. Ya da doğrudan farenizin sol tuşuna basılı tutarak yaklaşık bir patlatmada tanımlayabilirsiniz. Eğer isterseniz daha sonra buradan değerini girebilirsiniz. Display Trace ise eksenlerin görüntülenmesi için kullanılır. Trail Origin, eksenlerin orijin noktasını değiştirmek için kullanabileceğiniz komuttur. Edit ile var olan bir eksen seçilir ve onun düzenlenmesi sağlanır. İlk sunumumuzu böylece gerçekleştirmiş olduk. Şimdi daha önce tanımlanmış olan bir sunum dosyasını açalım.
Çünkü bu sunum dosyasında canlandırma özelliklerine bakacağız. Presentation şerit menüsünün altındaki Animate komutu canlandırma işlemleri için kullandığımız komuttur. Bu diyalog kutusunda interval olarak her bir patlama işleminin aralığını tanımlayabilirsiniz. Repetition, patlama işleminin tekrarlanma sayısını belirtir. Bu da hareketin izlenmesi için kullandığımız bölümdür. Aralığı 15 mm, 15 adet olmak üzere değiştirelim. Ve daha sonra apply ile devam edelim. Patlamayı izlemek için ya da şu anda monte olmayı izlemek için play düğmesine basıyorum. Ve play düğmesine basınca dikkat ederseniz patlatma sırasına bağlı olarak sistemimin demonte olmasını görüyorum. Tersine oynat dediğimde de bu sefer demonte olmasını izleyebilirim. Demonte olmasını da böylece gördük. Diyalog kutumun alt özelliklerine baktığımda ise burada patlamaların değişik sekanslara göre gruplandığını göreceksiniz. Sekans 1 ve hangi parçaların bu patlamada yer aldığı ve bunların patlama miktarı yer alır. Bu bölümden gruplamalar yapabilirsiniz ya da var olan grupları parçalayabilirsiniz. Bunun için kontrol tuşuna basılı tutarak öncelikle reset'e basmayı unutmayın. 2, 3, 4, 5 ve tüm 8 numaralı sekansları işaretliyorum. Ve daha sonra diyalog kutusunun altında bulunan Group komutuna basıyorum. Apply ile devam ediyorum. Aynı şekilde 3 ve 4 numaralı sekansları işaretleyip bunları da bir grup olarak tanımlıyorum. Yine apply ile işlemi uyguluyorum. Şimdi canlandırmaya yeniden bakalım. Oynat dediğimde bu sefer dikkat ederseniz seçtiğim sekansların gruplandığını ve bunların hareketinin birlikte gerçekleştiğini görürsünüz. Yalnız ufak bir sorunumuz var. Özellikle burada da yeniden görüyorsunuz. Civatalar daha önce yerlerine yerleşiyor. Dolayısıyla içe geçmeler yaşanıyor. Bunları da çok kolayca halledebilirim. Öncelikle resetliyorum ve daha sonra alt özelliklere geri dönüyorum. Sıralamayı değiştirmek için burada görmüş olduğunuz 3 numaralı sekansı işaretliyorum ve move up ile sıralamayı değiştiriyorum. Apply ile devam edelim ve şimdi sistemin çalışmasına bakalım. Evet, şu anda istediğim sonucu elde ettim. Son olarak bu patlamanın bir AVI dosyası şeklinde kaydedilmesine bakalım. Burada görmüş olduğunuz record düğmesine bastığımda öncelikle dosyanın ismi, buradan da dosya formatı seçilebilir. Save diyorum ve bundan sonra kullanacağım sıkıştırma kodek kodeyi soruluyor. Sizin sisteminizde farklı bir kodek olabilir. Dolayısıyla buna göre bir seçim yapmanız daha doğrudur. OK dediğim an yeniden diyalog kutusu aktif. İsterseniz sadece tek bir ilerleme yapabilirsiniz ya da ilerleme ve geri gelmeyi birlikte yaptırabilirsiniz. Ben bunu yapıyorum. Bu sıra içerisinde çizim ekranınızda herhangi bir başka pencerenin olmamasına dikkat edin. Çünkü bu da kaydedilecektir. Record düğmesine yeniden basıyorum. Windows Explorer ile yaratılmış olan sunumu izleyelim. Windows Media Player'da oluşturmuş olduğum sunumu görebilirim. Bu şekilde montajlarınızın sunumunu hazırlayabilir, patlatılmış görünüşleri AVI ya da diğer başka video formatlarıyla kaydedebilir ve istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz.